Kanal T ekranlarından herkese iyi günler değerli izleyenler. Bugün bir sağlıklı yaşam programıyla daha karşınızdayız. Bugün bitki uzmanımız İbrahim Gökçek ile birlikte bir cilt problemi olan sivilcelerden bahsedeceğiz ilk konumuz olarak. Evet İbrahim Bey, sivilcelerden başlayalım. Evet, sivilceler. Şimdi ergenlik çağında özellikle, genellikle hormonların yavaş yavaş değişmesi, gelişim vesaire nedeniyle fazla yağ salgılamaya başlar doku. Bunu da bir fasa benzetelim. Yağ kıl diplerindeki, kıl köklerindeki yağ bezeleri fazla yağ salgılanırsa bunu vücut frenlemeye çalışır. Yukarıdan baskılar. Bu da içeride stafilokokon, streptokokon denen bakteriler burada oluşan yağı yemeye başlar ve enfeksiyon ortaya çıkar. Buna sivilce denir. Eğer ki tedavi edilmezse akneye dönüşür, ağırlaşır. Ne yapılabilir? Bununla ilgili Avustralya'da yetişen çok özel bir bitki var. Melaleuca alternifolia. Bu yaprağı, yaprağı kuruduğu için pek şey yapılmaz. Melaleuca alternifolia, Latincesi, İngilizcesi tea tree. Bu çay ağacı yağı denir. Kaptan Kusto Avustralya'ya gittiğinde bakıyor ki yerli halk Avustralya'da bir bitkinin yaprağını çayını içiyor. Ha, bu diyor çay ağacı. Aslında çay ağacının ilgisi yok. Melaleuca alternifolia. Adı çay ağacı yağı olarak kalıyor. Bunun oradaki yani Avustralya'da bunu çayını içerler. Christoph Dean isimli seyyah Güney Afrika'da yaralanıyor ayağından. Ayağındaki yara iyileşmiyor bir türlü. Adam perişan Londra'ya geri dönüyor. Seyahatini yarıda bırakıyor. Kardeşi diyor ki problem değil. Kardeşi de seyyah. O da Avustralya'dan gelmiş. Gelirken çay ağacı getirmiş. 1770'li yıllarda. Yani çok eski 200 yıllık bir hikaye. Bunu sür diyor, bu iyi gelir. Çay ağacı yağını sürüyor, yara hemen iyileşiyor. O çok güzel diyor. Ben gideyim Avustralya'ya bu ağacı yetiştireyim, çoğaltayım. Bu Christoph Dean Avustralya'ya yerleşiyor ve hayatını bu ağaçları yetiştirmekle geçiriyor. Çiftlik kuruyor. Bunlarla eterik yağlar elde ediyor. O günden bugüne kadar dünyanın hemen hemen her ülkesinde bu çay ağacı yağı akne, sivilce gibi rahatsızlara, herpes gibi rahatsızlara karşı kullanılır. Çok çok da etkili. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Bu klinik araştırmaları mesela birisi Profesör Doktor Bazer içerisinde %5 melaleuca yağı içeren alkolle akne ve sivilcelere pansuman yapıyor. Hastaları tedavi ediyor. Kimyasal ilaçlardan daha etkili olduğunu da belgelemiştir. Profesör Doktor Williams ve ekibi tırnak mantarına karşı çay ağacı yağı içerisinde %5 oranında çay ağacı yağı içeren alkolle tırnak mantarını tedavi etmiş. Profesör Doktor Blanche Paris Tıp Fakültesi'nde bu da bayanlarda pis kokulu akıntılara karşı, vajinal akıntılara karşı tampona çay ağacı yağından 4-5 damla damlatıyorsun, fitil gibi kullanıyor bayanlar. Bakire olanlar bilmiyoruz nasıl yapacak. Herhalde biraz zor bakireler için. Ama evli olanlar fitil gibi kullanabilirler. Bunu kullandığı zaman pis kokulu akıntılar kurtulur. Bir hanımefendi artık onda penisilyum mantarı yerleşmiş. Mantarın en kötüsü yeşil bir akıntı geliyor bayanda, pis kokulu. Ne kullandıysa fayda etmemiş. Doktorları yazmış, çizmiş. Hiçbir faydası olmuyor. Kadıncağız artık normal yürüyemiyor. O kadar mantar vajinasında. Ağrısızı veriyor. Hareketleri bile sınırlıyor. Hiçbir iş yapamıyor. İşi gücü bırakmış. Bana dediler ki bu hanımefendiye yardım kolay. Çay ağacıya 4-5 damla tampona damlatıp kullanıyor. O kadar. Günde 2-3 defa fitil şeklinde. Bir hafta kullanmış. Hiçbir şey kalmamış.
ikinci hafta kadın hastanelik. Ben aradılar, dediler ki ya bayan hastanelik oldu, ne yaptın sen? Ne yaptım ben? Ne yaptım ben, bir şey yapmadım. Dedim ki şu şekilde kullanırsa bir şey olmaz dedim. Nasıl kullandınız? Söylemiyorlar da. Ya söyledim ki ona göre bileyim yani. Nasıl kullandınız da hastanelik oldu. Rahim ve vajina bütün şişmiş. Neden, niçin? Böyle bir şey olmaz. Bu çok iyileşim diye birkaç damla değil, yani söylenmesi için biraz içine boşaltmış. Yani bu da yakmış tabii ki. Ama da kakıp şey yapmış. Biraz da herhalde saf birisi. Söylenen gibi kullanılmak gerekir bunu. Yani tarifin dışına çıkmamak gerekir. Çok etkili. Birkaç damla. Burada bir sunucu hanımefendinin yanağından böyle bir herpes çıkmış. Çeşit çeşit ilaç kullanıyor. Hiçbir şey fayda etmiyor. Dedi ki bana sunucu anlatırken, iyi ver bakayım da şunu bir kullanayım. Buyur dedim. Bir damla sürdü. Bir gün sonra herpes diye bir şey kalmadı. Bir gün sonra. Başka bir sunucu hanımefendi, başka bir televizyon programında, onda da akne. Sürekli fondötenle kapatıyor burasını. Dedim ki ne var? Akne var. Problem değil. Bir damla sürüyorsun. Bir gün sonra geçer. Gerçekten mi? Gerçekten. Şimdi benim oğlumda da hayasında mantar kapmış, pişik oluşmuş. Doktor dedi birkaç ilaç, fayda etmedi. Dedim ki dur, ben hallederim. Çay ağacıyla pansuman yaptım. O zaman 3-4 yaşında. Testislerde pişik oluşmuş, kızarmış. Ağrıyor, sızlıyor. Birkaç defa sürdüm, pansuman yaptım, hiçbir şey kalmadı. Bu her türlü mantara karşı, akneye, sivilceye karşı çok çok etkili. Bununla da ilgili dünya çapında klinik araştırmalar var. Profesör Doktor Bazar, Profesör Williams, Profesör Blaise klinik araştırmalar yapmışlar. Hastalar üzerinde denemişler. Bir iki hasta değil, yüzlerce hasta üzerinde denenmiş ve 1770'li yıllardan beri kullanılmakta. Yeni bir şey değil zaten. Klinik araştırmalar var. Avustralyalılar bunu binlerce yıldır kullanmakta, yerli halk. Çok eski bir şey. Her türlü akne, sivilce iyileşir mümkün. Ha bugün ismini vermeyeceğim, kimyasal bir hap var. Akne sivilceye karşı gençler bunu çok kullanıyor. Ne oluyor? Karaciğeri perişan ediyor. Karaciğeri yavaş yavaş bitiriyor. Karaciğer önce yağlanıyor, sonra Allah korusun. Sonra ağzı, dudağı kuruyor. Kimyasal akneye karşı kullanılan ilaçlar ağızda kuruma, dudakta çatlama, birçok anormallik ortaya çıkıyor. Psikolojisini bozuyor. Bu nedenle akne ve sivilceye karşı kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Yani gitsin önce internetten baksın, yan tesirini yazıyor. Bu ilacın yan tesiri ne? Çıkar. Bakmadım. Akneden kurtulayım. Tabii ki akne sivilce iyi değil. Kişinin yüzünde anormallikler ortaya çıkıyor. Gençler de ortaokul, lise, ilkokul çocuklar işte. Tabii ki okulda güzel gözükmek istiyor kızlara karşı, kızlar erkeklere karşı. Ergenlik döneminde problem yaşıyorlar. Asla kimyasal ilaç kullanmasınlar. Çünkü çok yan tesiri var. Yani bir sivilceden kurtulayım derken karaciğeri gidebilir. Kimyasal ilaç kullanmak tehlikeli. Ama çay ağacı yağı, illa bunu alın demiyorum. Başka firmanın alın, kimi ürününü arasanız alın. Ama çay ağacı yağı hiçbir yan etkisi yok. Tamamen %100 doğa. Ve de çok ucuz. Ya herkes alıp, herkes kullanabilir. 10 lira yani, o kadar da ucuz. Evet, gayet evet. Ucuzmuş, kullanılabilir. Bahar ayları gitgide yaklaşıyor hocam. Peki bahar alerjisi olanlar için ne tavsiye edersiniz? Ne yapmaları lazım? 10 Şubat'ta fındıklar çiçek açmaya başlar. Ve alerjik rinit dediğimiz veya bahar alerjisi dediğimiz, polen alerjisi dediğimiz alerji de başlar. Fındıklarla beraber bu hastalık da ortaya çıkar. Fındıkların çiçeği farklıdır. Kedicik denir. Böyle salkım gibi sallanır.
bir kedicikte milyonlarca polen var. Uçuşur. Alerjisi olan kişiyi bu polenler rahatsız eder. Neden? Çünkü vücudun histamin kortizon dengesi var vücudumuzda. Histamin bronşları, damarları, hücreleri sıkar. Hücre sıkıştığı zaman içindeki artık madde dışarı çıkar. Kortizon hücreleri, bronşları, damarları açar. Açıldığı zaman içeri vitamin, mineral, enzim girer mesela. Yani bir vücudumuzda bir histamin kortizon dengesi var. Aynı gelgit olayı gibi. Bu denge bozuluyor. Neden için bozuluyor? Fazladan histamin ortaya çıkıyor. Neden histamin fazladan ortaya çıkıyor? Durup dururken çıkmıyor. Fazladan histamin ortaya çıkması, vücudumuzdaki histamin kortizon dengesinin bozulması iki sebepten kaynaklanır. Bir, gastrit veya ülsere sebep olan Helicobacter pylori isimli bakteri varsa, yani midesinde problem varsa kişinin, bu bakteri birçok toksik madde üretiyor. Bu toksik maddelerden biri de histamin. Yani gastrit veya ülsere olan da alerji olur. Bir, yani midesinde problem olan da alerji olur. Fakat %80 alerjinin sebebi bağırsaktaki mantarlar. Ne ilgisi var? Normal olarak sağlıklı bir insanın bağırsağında 2 kilo bakteri var. Bu 2 kilo bakterinin %99'u faydalı. B2, B3, B6, B12 K-vitamin üretirler. Arı gibi, arı bal yapar. Bakteriler vitamin üretir. Kişi antibiyotik, antihistaminik, antidepresan gibi kimyasal ilaç kullanmışsa, abur cubur yiyorsa, tatlı yiyorsa veyahut da hijyenik olmayan bir tuvaleti kullanmışsa, mantar kapmışsa, mantarlar toksik madde üretir. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde, etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol gibi zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler üretir mantarlar. Diğer mikroorganizmaları yok etmek ve çoğalmak için yapar bunu mantar. Mantarların üretmiş olduğu toksik madde bağırsakları yakar. Elimizi ateşe kaç dakika tutabiliriz? Bir dakika tutamayız. Fakat bağırsaklarımız sürekli mantarların üretmiş olduğu bu toksik maddeyle sürekli temas halinde olduğu için bağırsak kendini korumak için yağ tabakası oluşturur. Bağırsaklarda oluşan yağ tabakası nedeniyle ince bağırsak yeterli ve kaliteli enzim salgılayamaz. İnce bağırsak normal olarak günde 3,5-4 litre sindirim salgısı salgılar. Bunlardan bizi ilgilendiren bir özel bir enzim var. DAO, diaminooksidaz. Bu enzim karaciğerde, böbreklerde, akyuvarlarda depolu bulunur. Bunun görevi histamin oranı yükseldiğini minimum seviyeye çekmek. Diaminooksidaz. Bu enzimin işi bu. Fakat ince bağırsak yeterince ve kaliteli enzim salgılayamazsa histamin sürekli yükselir. Sürekli yükselirse ne olur? Bronşlar, damarlar, hücreler sürekli sertleşir. Ve alerji ortaya çıkar. Bunu önlemeniz kesin çözümü nasıl olur? Bağırsaktaki mantarı yok etmekle mümkün. Bununla da ilgili evet çok güzel bir bitki var. Nedir bu? Çörek otu. Dünyanın birçok ülkesinde çeşit çeşit çörek otu türleri var. İspanya'da Nigella Hispanica denen İspanya çörek otu. Hiçbir etkisi yok. Süs bitkisi olarak kullanılır. Mor çiçekli. Hindistan'da yetişen sarı çiçekli çörek otu var. Hiçbir etkisi yok. Dünyada en kaliteli çörek otu Türkiye ve Mısır'da yetişiyor. Fakat Mısır'daki teknoloji çok geri kaldığı için kaliteli çörek otu yağı üretemiyor. Türkiye'deki teknoloji biraz daha ileri olduğu için kalite bakımından biraz daha iyi. Almanya'da çörek otu yetişmemesine rağmen iklim bakımından adamlar Türkiye'den ve Mısır'dan aldıkları çörek otunu yüksek teknolojiyle daha kaliteli çörek otu yağı üretiyorlar. Yani kendilerinde bitki yetişmiyor ama diğer ülkelerden aldıkları çörek otu tohumunu daha kaliteli çörek otu yağı. Bizde de bu işle uğraşanların yüksek teknolojiyi kullanmaları şart. Ne içerir? Çörek otu. Nasıl oluyor da etkili oluyor? Çörek otunun birleşiminde nigelon, yani eterik yağlar var, bir.
Doymamış yağ asitler var. Yani balık yağında omega yağ asitler var. Omega 3, 6, omega 6, 9 yağ asitler var. Çörek otu yağında da balık yağında olduğu gibi omega yağ asitleri var. Omega 6. Buna linolen asit denir. Linolen asit ne işe yarıyor? Linolen asit, doymamış yağ asidi, karaciğerin salgılamış olduğu enzimlerle elengaz, desturaz vesaire bunu yavaş yavaş hormona dönüştürüyor, kademeli. Prostaglandin E1, prostaglandin E2, sonra da hormona dönüşüyor. Yani çörek otu vücudumuzdaki birçok hormonun ham maddesini oluşturuyor. Atalarımız bunu kaç bin yıldır kullanıyor çörek otunu. Peygamber Efendimiz de ölüm hariç birçok hastalığa iyi gelir diye hadisi var. Şimdi çörek otu ile ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Efendim Almanya'nın Münih şehrinde kronik hastalıklar ve immünoloji enstitüsünün yapmış olduğu araştırma sonucunda 600 besin alerjisi yani nörodermitis atopik ekzeması olan hasta çörek otuyla tedavi edilmiştir 600 kişi. 16. Uluslararası Tıp Kongresi İsviçre'nin Baden şehrinde yapılmış. Bunlar da besin alerjisine karşı çörek otunun birleşimindeki nigelon aynı kortizon gibi etki yapıyor. Ve yan etkisi yok. Kortizon kemik erimesine, deri incelmesine, hafıza zafiyetine birçok yan etkisi var. Çörek otunun birleşiminde nigelon hiçbir yan etkisi yok ve kortizondan daha etkili. Evet, Hindistan'da yapılan klinik araştırmada efendim çörek otunun birleşimindeki nigelon aynı diyor histamin gibi etki yapar. Yani pardon antihistaminik gibi etki yapar. Türkiye'de de Ankara Eczacılık Fakültesi de bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Birleşimindeki tiyoçinon antibakteriyel, antimikozitik özelliklere sahip. Yani birçok klinik araştırması var. Bu klinik araştırmalarla da etkisi ispat edilmiştir. Çörek otuyla ilgili biz alerjiye karşı çok çok etkili, çok özel bir formül geliştirdik. Birleşiminde çörek otu ekstraktı, Çin tırtırı ekstraktı, tırtır mantarı. Tırtır dediysem hayvan değil, mantar. Sinirlot ekstraktı, kekik ekstraktı vesaire 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik alerjiye karşı. Tabii ki eğer ki alerji biraz önce söylemiş olduğum gibi gastrit, ülser gibi mide rahatsızlığına kaynaklanıyorsa midenin tedavisi şart. Mide tedavi edilmeden alerjiden kurtulamaz. Evet, önce evet şöyle bir durum var. Eğer ki alerjiyi tetikleyen faktörler mideden kaynaklanıyorsa bu birleşimde lahana suyu olan tonik. Çünkü tonik 30 yıllık gastrit ülsere dahi iyileştirir. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde Kaliforniya, San Francisco Profesör Doktor Cherney yüzlerce hastayı gastrit ülser reflüsü olan hastayı tedavi etmiş. Bildiğimiz lahana suyuyla. Ama lahana suyu da ya ben evde yaparım, içerim derseniz guatra sebep olabilir. Neden? Bunda birçok vitamin var, menzum var, mineral var, var. Binlerce etken madde var ama çok az miktarda tiyosiyanat var. Siz bunu ayrıştırılması gerekiyor herhalde. Yani tiyosiyanat lahana suyunu evde hazırlayıp da içerseniz meyve suyu gibi zevse suyu guatra sebep olur. Çünkü tiyosiyanat tiroid bezine iyot akışını engeller. Guatra ortaya çıkar. Biz bununla ilgili 17 yıl çalıştıktan sonra yan etkisini sıfırladık. 19 çeşit bitkiyle. Alerjinin sebebi %20 midedeki problemden. %80'i bağırsaktaki mantardan. Bağırsaktaki mantarlara karşı ise aloe vera jel. Aloe vera ile de ilgili yine Amerika'da Louis Pauling Enstitüsü'nün yapmış olduğu klinik araştırmada bağırsaktaki mantarı yok etmiş olduğu belgelenmiştir. Mantarı yok ettiğiniz zaman
her türlü alerji ve her türlü cilt hastalığını ortadan kaldırırsınız. Mesela Bangkok'ta klinik araştırması yapılmış. Şeker hastalığını iyileştirmiş. Mısır'da klinik araştırması yapılmıştır. Kahire'de. Akne, sihirde, sedat, ekstremayı iyileştirdiği belgelenmiştir. Aloe vera ile ilgili yüzlerce klinik araştırması var. Yani alerji tetikleyen sebepler nelerdir? Mideden mi kaynaklanıyor, bağırsaktan mı kaynaklanıyor? Teşhis edildiğinde ve birlikte kullanıldığında en ağır alerji fark etmez. Polen alerjisi, besin alerjisi, alerjik astım, atopik eksem, kurdeşen gibi her türlü alerjik hastalık ve cilt hastalığı tedavi edilebilir. Önemli olan rahatsızlığın tetikleyen sebep mideden mi kaynaklanır, bağırsaktan mı? Eğer ki anlaşılamıyorsa ikisini birlikte kullanmak gerekir. Anlaşılıyorsa birini, onu veya bunu. Rahatsızlığa göre neyi kullanacağız bilmek gerekir. Bir beyefendi Belçika'da Adancaz İslami kitapları, dini kitapları Fransızca tercüme ediyor, Fransızca kitapları dini Arapça tercüme ediyor. Böyle bir ekibi var, çalışıyor, yayın evi var. Polen alerjisine yakalanmış. Kortizon, antihistaminik ilaçlar kullanmış. Kilo almış. Olmuş 130 kilo. Adamda hafıza gitmeye başlamış. Kolesterol, lipid, trigliserit, tansiyon kullanmış olduğu ilaçlardan perişan olmuş. Ben ara dedi ki ya yıllardır ilaç kullanıyorum artık seyahat de edemiyorum. Çünkü polen alerjisi, besin alerjisi bir sürü hastalık ortaya çıkmış. İlaç kullanıp kullanıp perişan olmuş. Ne olacak benim halim dedi. Problem yok dedi. İyi dedi geliyorum gel. Aldı kullandı bir ay, iki ay, üç ay. Ha dedi ki artık kimse ilaç kullanmaz bırakıyorum. İyi bırak. İki ay sonra ilaçları kullanmayı bıraktı. 130 kilodan 90 kiloya indi. Fit, normal. Hani boylu bir insan olduğu için fazla artık göbek de yok. Normala döndü. Her türlü rahatsızlık yani tedavi edilebilir. Kimyasal ilaç zaten kortizon olsun, antihistaminik ilaç olsun tedavi etmiyor alerjiyi. Daha büyük tahribatları tetikliyor. Fakat acil durumlarda kullanmak gerekir. Mecbur kalınırsa. Çörek otunun birleşimindeki etken madde %1 ortalama, %0.5 ile %1.5 yani ortalama %1 eterik yağlar. Bu nedenle çörek otunun çayı etkili fakat etkisi bir gün sürer. Neden? Bıraktığın zaman etken madde az. O yüzden bir gün sürüyor. Çörek otunu çayını içerseniz bunu çayını içebilirsiniz. Mesela bir yemek kaşığı, bir litre kaynar suyla çörek otunu demleyip çay gibi içebilirsiniz. Etkisi bir gün. Ama mide ve bağırsakları tedavi ederseniz kalıcı çözüm. Yani çörek otu tohumu kişiyi kimyasal ilaç kullanmaktan kurtarır. Ben bu iksir jel meseleyi üretmeden önce yıllar önce 7 ay korkumdan çörek otu çay içtim. Ama şimdi çok şükür ne yaptık? Çörek otunu daha da etkili hale getirdik ve etken maddesini kullanıyoruz. %100 etkili olan kısmını kullanıyoruz. Evet, çörek otunda bir beyefendi yüzünde böyle bir akne oluşmuş. Yıllardır iyileşmiyor ama büyük bir çıban gibi bir şey. Dedi ki ya ne kullandıysam fayda etmedi. Çörek otu içtim. Bu kadar basit mi? Evet, o kadar basit. Vücudu temizliyor, arıtıyor. Antioksidan vücudu temizliyor. Bir hafta sonra hiçbir şey kalmadı. Çörek otu içti, problem geçti. O kadar basit. Şimdi biz bunun formülize ettik. Bağışıklık sistemini güçlendiriyoruz. Çörek otu forte. Birleşimindeki diğer bitki ekstrakleriyle birlikte bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Yavaş yavaş her türlü alerji rahatsızlığı ortadan kaldırıyor. Zaten bununla da ilgili biraz önce söylediğim gibi yüzlerce klinik araştırması var. Evet, İsviçre'de yapılan klinik araştırması var. Almanya'da yapılan klinik araştırmaları var. Türkiye'de de bununla ilgili Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde yapılan klinik araştırmalar var. Çörek otuyla ilgili çok güzel klinik araştırmalar var. Önemli olan artık
Türkiye'de de modern teknoloji çörek otu yağı elde etmek için kullanılması gerekir. Artık eski teknolojinin bırakılması gerekir. Toparlayacak olursak çörek otu kullanılacak alerji için, polen alerjisi olanlar için aynı şey geçerli. Şimdi şöyle, gastriti varsa ayrı ayrı mı? Evet. Şimdi alerjik tetikleyen sebepler midedeki Helicobacter pylori veya bağırsaktaki mantarlar. %80 mantarlar, %20 midedeki bakteri, Helicobacter pylori. Sebebi ne? Eğer bilemiyorsak ikisini de, yani hem gastriti hem ülseri iyileştirmek zorundayız. Şey, mantarları. Bağırsak mantarına karşı aloe vera, midedeki gastrite veya ülsere karşı tonik. Artı çörek otu. Tonikte lahana suyuydu. Tonik lahana suyu, evet. Ama evde hazırlamak riziko. Riziko. Aloe verayı da evde hazırlamak, taze hazırlamak riziko. Neden riziko? Aloe verayı evde kişi böyle aldı yaprağını, yaptı şurubunu, içti. Uzun süre içemez. Çünkü şişkinlik yapar bir, ishal yapar iki. Biz bununla ilgili 19 yıl çalıştıktan sonra üretebildik. 19 yıl. Dünyanın en büyük aloe vera üreten firmaları dahi bunu doğal üretemiyor. Ne yapıyorlar? Destilasyon, ekstraksiyon, birçok işlemden geçiriyor. Aloe vera jeli ürettik diyorlar. Üretmiş oldukları aloe vera ile ilgisi kalmıyor. Doğallığı kalmıyor. Ekstraksiyondan, destilasyondan vesaire geçtiği zaman vitaminler, mineraller, enzimler yok oluyor. Sıfır. Çünkü aloe veranın birleşiminde 22 çeşit enzim var. Lipaz amilat. Aynı pankreasın salgılanmış olduğu lipaz amilat, tripsin gibi enzimler içeriyor. Bunların hepsi sıfır. Amerikan şirketi dahi milyar dolarlık serveti şey var, cirosu var. Onlar dahi doğal üretemedi. Bize üretmek nasip oldu hamdolsun. Evet. İyi ki biz üretmişiz o zaman diyelim. En azından bir şeye çare olmuş. Evet. Bugün de programımızın sonuna geldik hocam ve değerli izleyenler, bugün bu programımızı burada bitiriyoruz. Yarın sabah 9.30'da yine aynı saatte karşınızda olacağız. Hoşça kalın.